Gel burada. Benim duymak kolay kardeşim, tamam mı? Helak olmuşlar. Cemile'nin geldi. Çayı da geldi. Merhaba. Aldı neden öyle geldi? Hiç beklemiyordum. Birden böyle eyvah dedim. Şey oldum. Hem ayıldım hem hoşuma gitti. Neredeyiz? Diyarbakır yoluna. Diyarbakır yoluna. Diyarbakır'dayız. Gezeceğiz. Çok ilk defa geliyoruz biz Diyarbakır'a. İlk defa geldik ama hava çok güzel. Her gelen dedi ki en güzel zamanda geldiniz, buz gibiydi. Bakalım nasıl olacak. Tam gezme havası var. Böyle güneş var ama yakmıyor. Gölgeye geçtiğinde de çok serinlik oluyor. Şimdi oteldeyiz. Çıkıyoruz. Kahvaltıya gideceğiz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Her yerde ciğer var. Bakalım. Beni sevmiyor musun ciğer? Sevmiyor. Ciğer sevmiyor. Ama yiyeceğim, tadına bakacağım. Ama kahvaltıda mı peki? Kahvaltıda ciğer mi? Yok be. Ama buranın örfü böyle. Kardeşim önümüze ne getirirlerse onu yiyeceğiz. Budur. Haydi. Bir otelin olmazsa olmazıdır döner kapı. Ve döner aslanlar. Diyarbakır. Sürekli içimde bu şarkı. Vallahi hepimizin. Şu anda çarşıdayız. Çıktık. Diyarbakır'ımızın insanları. Samimi. Samimi. Yardımsever. Gerçekten, gerçekten öyle ya. Baharatlar. Ay, kuru dolmalar. Kuru dolmalar, cevizli sucuklar. Diyarbakır'ın meşhur. Meşhur Diyarbakır. Her şey meşhur. Meşhur kahvesi. Ama güzel. Kokusu güzel geliyor yani. Çok güzel hareketler burada. Ah, hoş bulduk, hayırlı işler. Eyvallah. Hep böyleler işte, hep böyle. Çok tatlılar ya. Ay, şunu olursak... Ne oluyor? Atom yaparız biliyor musun bununla? Tam atomluk hakikaten. Evet, ha. Dönüşte alalım. Bugün ama alışverişte günü biraz. Alışveriş de yapacağız. Hala da saat kaç oldu, kahvaltı yapmadık. Burada mesela 7 dedim her yer kapanırmış, öyle duydum. Ya şu tavuk dönerde içilir gözüm kalıyor ya. Tavuk döner... Ya Diyarbakır'a geldin, tavuk döner mi yiyeceksin? Çok güzel görünüyor ama. Ama ben belki onu yerim. Güzel bir yere gidiyoruz şu an. Otantik. Evet. Bana belki tesbih almak istersen ben İster hayır demem. İster misin ki öyle bir şey? Bilmiyorum. Hediyedir. Ha, dursun diye mi? Ha, dursun. Tamam, alırım. Ya belli olmaz. Şey alayım mı, şöyle dedelerin oluyor ya. Kocaman kocaman. Kehribar istiyorum. Böyle kocaman oluyor ya. Ben kehribar tık, istiyorum. Tık tık tık. Ama evde yapma, tamam mı? Ben kehribar isterim. Tamam. Kehribar alsın bana ya. Kehribar. Şurada güzel büyük bir cami var. Duyduğumuza göre o camide her mezhebin namaz kılacağı yer varmış. Ayrı yer var. Ayrı ayrı yerlerde ama aynı yere. Geldik. Burası mıydı? Neydi buranın adı? Hasan Paşa Hanı. Hasan Paşa Hanı. Kafana dikkat et. Alçak tavan. Merhaba. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Merhaba. Var mı kahvaltınız? Abi hayırlı işler, kolay gelsin. Yerleştik şu anda, her şey kontrol altında. Bir de burası çok güzel. O böyle şey, hani yuvarlak böyle hamamlar olur ya, ona benziyor değil mi? Kubbeli. Evet evet, kubbeli. Dün bir de biz ekipçe buraya geldik. Sağ olsunlar, bizi çok güzel ağırladılar. Kahvaltısı da çok güzel. Biz de çok memnun kaldık, dedik ki yine gidelim oraya. Zaten kapıda hemen akrabalarını görmüş gibi oldular. Biz de öyle. Han kapısı. Oğuz abi, neredesin abi? Çok güzel insanlar ya. Dün bayağı ilgilendiler bizle, sağ olsunlar. Ben size şurayı göstereyim o zaman. Evet, göster bakalım. Biz ya işte hiç o kadar bir şey gerek yok ya. Dedik. Çok fazla oluyor. İsraf olur abi. Çok gerek yok. Çok oldu ya. Çok ya. Bu kadar yeter aslında. Şunları bırakalım. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz misafirinizsiniz. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Eyvallah, sağ olasın. Aa, teşekkür ederim. Ay, sağ olun. Çok sağ olun ya. Dün biz bir Türk kahvesi içtik. Çok güzeldi. Evet, çok güzeldi. Sağ olsun. Arkadaşımız bize çünkü getirdi. Alabileceğimiz bir yerde de olmadığı evet, için böyle İsviçre'den falan tane geliyormuş. Bir de burada alıyorlarmış, karıştırıyorlarmış. O yüzden hani paketli bir şey değildi. O yüzden sağ olsun azıcık vermişler çok bize. İnce fikir. Güzel hareket. Diyarbakır'ı seviyorum.
bazı kültürlerde, özellikle Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da yığıyorlar abi. Gel abi, gel gel. Gel gel. Abi eksik bir şey var. Ya. Abi fazla bir şey var. Bu kadar olmasın diye. Hayır, bir şey yok ki. Diğerlerinden ne getir? Yok abi. Çok yeter. Çok abi. Bize çok. Canımızın istediği ne var? Vallahi bir şey söyleyeyim, canımızın istediğinden fazlası var. Ama işte dedim ya, bazı kültürlerde hani yığma var yani. Aman. Bir de geri çevir, hayır diyor, ikra şey bu diyor, bizim şeyimiz diyor. Misafir misiniz diyor. Geri çevirmek olmaz diyor. Evet. Bir de geri de çeviremiyorsun, öyle bir şey yok. Eline geleni yiyeceksin ya, abi. Ayıp yani, bunu dersek abi, bunları kaldırdığında dersek ayıp oluyor onlar için. Ne yedin? Ne yedin? İlk ne aldın? Bu ne, yumurtalı? Meşhur, buranın meşhur şeyi. Bak biberli. Yumurtalı et mi yoksa etli yumurtalı biberli yumurta mı, etli mi? Eti çok az var. Et az mı? Et az olduğu için yumurta tadı geliyor. Bir de pul biberli. Biz biliyorsun pul biber kutsalımızdır. Biz geçen gün pul biber aldık bir yerden. Ben mesela kaşıkla tadına bakarak dedim ha iyiymiş diye. Yani öyle seviyoruz biz sen pul biberi. Sen Antepli. Yemin ediyorum o kadar seviyorum ki pul biberi. Her şeye pul biber atabilirim. Bazı şeylere yakışıyor. Var mı burada pul biber? Pul biber yok. Çünkü zaten atmışlar hepsini. Evet, hepsinde var. Her şeye atabilirim. Onlar da atmışlar sağ olsunlar. Tadıma ben başlıyorum daha, ben biraz. Ben daha yemedim. Bakın yemeğe kim düşkün bakın. Ben şişmanım diye bana ileri geri konuşuyorsunuz. Ay her videoda sen yemek yiyor, yemek yiyor diyorsun. Diyorum, ne var, yiyorsun. Çok seviyorsun. Tamam, seviyorum. Bizim makarna videosunu, Instagram'da makarna videosu çektik. Attım diyor ki seni doyurmak kolay değil tabi diyor. Benlik bir şey yok. O seviyor makarnayı. Sağ olasın. Makarnayı o makarnacı o. Bilmez. Sen doyurmak kolay değil tabi. Beni doyurmak kolay kardeşim, tamam mı? Et vereceksin, doyacak, bu kadar basit. Bu kadar basit. Hadi biz yemeklerimizi yiyelim yavaştan. Bu arada ekmek yemeyi bıraktım bir süre. Bir süre bıraktım. Öyle çok uzunca bir süre değil. Bir süre yemeyeyim ekmek dedim. Ekmek ve türevlerini. Bak şu var ya. Şundan yedim. O kadar hoşuma gitti ki. Ha bunun tadına baksanıza, çok garip dedim. Bir şeye benzetiyorum ama aklıma gelmiyor. Meğerse neymiş? Bizim gurme bir yedi. Meğerse un kavurmasıymış. Canı un çekiyor. Vücut istiyor, diyor ki oğlum ye. Evet, kahvaltımızı yaptık ve her şey çok güzeldi gerçekten. Lezzetliydi. Bayağı lezzetliydi. Çok güzeldi. Yemediklerimiz arkamızdan ağlayacak ama biz söyledik falan, fazla dedik, o kadar söyledik ama işte ayıp oluyor onlar için. Evet. O yüzden bir şey yapamadık ya. Gelirseniz eğer ki Diyarbakır'a, inşallah güzel yersiniz. Han kapısına gelip bir kahvaltı yapın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Her şey için çok sağ olun. Allah'ım. İnşallah. Çok sağ olun. Hadi kolay gelsin. Görüşmek işte. Üzere. Her şey için çok sağ olun. Bak şunlar çok güzel. Aa, çok güzelmiş. Kolay gelsin, hayırlı işler. Çok güzel yapmışlar. Aa, içeride çok güzel eski şeyler var. Şu anahtarın açamayacağı kapı yoktur herhalde. En az 1000 yıllık bir çaydanlık. Vallahi mi? 1000 yıl yani, böyle bir 1000 yıllık daha fazla, bu belki 1500-2000. 1000 yıllık yoktur ya, 1000 yıl çok abi. Evet, çok ya, çok abi. 1000 yıl ya. Evet abi. Bak şu şeydir, büyü tasıdır. Büyü tası mı? Evet. Bak, çiviyle yapılmış, çiviyle işlenmiş. Görüyor musun? Bak, bu da büyü tasıdır. Çiftidir. Büyü derken abi? Büyü yapıyorlar. Büyü yani. Evet. Büyü. İnşallah hayırlı büyüler. Mesela i̇nşallah, kısmetim yok, inşallah, kısmetim açılsın inşallah diye yapılan. Ama bence öyle değil. Yani çok çok eskiden bunu büyü yapmışlarsa kötü amaçlı yapmışlar. Yok yok yani, güzel şeylerdi yapmışlar. Mesela işim yok, işim olsun. İş bana bir şey yap demişlerdir. Buradan çıkalım.
Bir şey falan olur kuzu, çok elleme. 300 lira. Ödeyemeyiz vallahi parasını. Ne kadar bunun fiyatı? 450 bin. 450 bin lira. Evet. Ben senden özür diliyorum. Az önce seni kaldırma teşebbüsünde ödeyemeyiz bulundum. Ödeyemeyiz dedim ben sana. Kusura bakma, özür dilerim. Koş. Bir şey diyeceğim. Bunu abim sağ olsun bize hediye etti. Şunları. Sağ olsun. Teşekkür ederiz ama 2000 yıllık. Yine kampanya yaptı bu. Abi hayırlı işler. Çok teşekkür ederiz ama 2000 yıl çok. İnanmadım. Biraz orada biraz bir fazla bir. Bir 1000 yıl falan attın. 1000-1300 yıl attın gibi. Güneş beni çok şey yaptı. Ya bir çiçeğin güneşe alerjisi olur mu ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Var işte, oluyor bak. Diyarbakır kesimiz son sürat devam ediyor. Diyarbakır'da asla aç yürüyemezsin. Açsan doyuyorsun yolun ortasında. Aynen öyle oldu. Bademi, kahvesi. Teşekkür ederiz hocam, sağ olasın. Hayırlı işler. İmkanı yok, aç yürüyemezsin. Çok güzel bu arada badem de. Bayağı bir içtik kahvelerin. Evet abi. Haddi Allah. Hesabı yok. Çok acı var mı? Acı pul biber. Abi ultra acı var. Ultra acı. Ultra mı? Var mı şöyle minik kaşık bir şey? Var. Yiyecek misin? Bir deneyeceğim. Acı seviyoruz. Abi bu acı sevebileceğim bir acı değil abi. Vallahi. Bence sevebileceğim yeme. Bir acı değil. Evet. Bence yeme. Yeme ya. Şu kadarcık acıyı abi ne yapıyorsun? Kendini mi öldüreceksin? Ya yeme. Dedi. Yeme yeme. Yok ya, pul biber ya. Bizim işte aynı. Pul biber. Aa. Abi sen bir şeker meker al. Kaldıkça daha da acı olacak ha. Ne oldu? Babam yanlışlıkla da çiğ köfteye katmıştı bunu. Çiğ köfteyi hiçbir mahalle yemedi. Kızardı. Daha gelecek. Kahve iç üstüne. Ay kahve de çok... Üstüne... Ha, daha geliyor öyle. Üstüne... Sesi çıkmıyor çocuğun. Üstüne psikopat acı yazmışlar. Vallahi psikopat acı yazıyor. Ciğerlerini söktü. Ama güzelmiş ha. Güzel mi? Çok da beklediğim gibi bir şey olmadı. Bir şey, Yılmaz Erdoğan taklidi yaptı yok. Güzel. Bir tatlı al ağzına. Şu an buradaki her şey tatlı gelir bana. Bak şunları yiysem. Şu suç aletini vereyim. Mahvoldum. Fotoğraf mı çekeceğiz? Nasıl oldu çocuk? Ama benden anladılar. Teşekkür ederim. Rica ederim, sağ olun. Çekebilir miyiz? Pardon. Tabii. Çekebilir miyiz? Acı yedim de çok özür dilerim. İyi günler. Acı yedik, mahvolduk. Dün ejderha oldum, yemin ediyorum. Böyle bir acı yok ya. Yemeyecektin, niye yedin o kadar? Adam sana minicik verdi. Ama seviyorum. Şu an mesela hoşuma gidiyor. Ama yakıyor. Hoşuna nasıl gidiyor? Mahvoldum. Aa, dört minareli camiye geldik. Dört minareli, dört ayaklı minare. Ay şey, dört ayaklı minare, pardon. Bir rivayete göre buradan direkt tutup geçenlerin dileği kabul oluyormuş. Biz de dilek tutup geçeceğiz. Tuttun mu dileğini? Dileğimi... Kendin de değilsin. Dört ayaklı minare. Hocam hoş geldin. Eyvallah, sağ olun. Belki tutar. Belli olmaz. Dilekler Allah'a gidiyor. Belki de Allah kabul edecek. O zaman, o zaman tutalım. Geçiyoruz. Geri geri mi dileğini, gideceğiz? Evet, aşkım? Dileğini tut. Tuttum. Tuttun mu? Hı-hı. Ben de tuttum. Kafanı çarpma. Ama geri geri git. Tuttuğumuz dilek kabul olur. Abi çarpmıyor. Çok saçma oldu bu. Benim dileğim biraz sekteye uğrayacak gibi. Çarptım çünkü. Minarenin ayağına çarptım. Ama olsun. Geçtik. Dileğimizi diledik. Dört ayaklı minare Diyarbakır'dan. Selamlar. Selamlar, sevgiler. Olsun. Yine kahve verdiler. Abi boş göndermiyorlar asla. Elini boş görmesinler. Hemen bir şey veriyorlar. Ay. Gelene tat, canım tatlı çekiyor diye bu ayı tavsiye ediyorum, tamam mı? Şey yapmayın. Ben gerçekten
mahcup oluyorum Diyarbakır halkına karşı çünkü para almıyorlar abi. Evet ya, zorluyoruz. Israr da edemiyoruz çünkü ayıp diyorlar. Evet şey abi, olur mu abi? Vallahi siz gelmişsiniz diyorlar ayıp mesela. Biz de şey oluyor böyle. Ayıp deyince de bir şey diyemiyoruz. Bilmiyorum nasıl, nereye kadar böyle devam edecek. Atıp kaçalım mı parayı? Kovalarlar. Atıp koşalım. Yemin ediyorum kovalarlar bak. Gerçekten kovalayabilirler. Gerçekten öyle. Tülüklü han. Haydi bakalım girelim. Hadi oğlum, hadi çay içelim. Kolay gelsin, kolay hayırlı gelsin. İşler. Çok güzel bir yer. Gel şuraya oturalım. Ne oldu? Bir serçe duşkası geldi. Şans derler. Tabii neye yorarsan ona... Kafana falan gelmemiştir inşallah. Yok, kafama gelmedi inşallah. Gelmiş mi? Gelmemiş. Yok değil mi? Çok güzel kokmuyor mu peki? Müthiş bir koku var. Şu an çok tatlı bir koku var. Menengiç kokuyor. Az önce çok talihsiz bir an yaşadım. Gerçekten kuş dışkısı geldi üstüme. Onu unutturacak bir lezzet galiba. Çok sıcak ama. Çok sıcak değil. Çok acı değil. Çok sıcak değil. Oha! Nasıl? Gerçek çok menengiç iyi. Diyebilir miyiz? Çok iyiymiş, çok lezzetli. Oo. Ben de bakayım tabii. Sıcak değil mi? Çok değil kuzum. Kahve sıcaklığı var. Fincan sıcak. Ama? Çok güzel. Böyle baharatlı bir şey tadı geliyor gibi arkadan. Böyle yeni baharımsı, böyle tatlı bir şey ama damakta bıraktığı o tat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Genel GH grubuna vermedik size özür dilerim. Vermediniz mi? Teşekkür ederim. Oo, vermemişler ne kimselere. Ne şerbeti bunlar? Şu gül, şu karadut, şu da kızılcık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Aa, çok güzel. Ay çok güzel gül kokuyor. Ben gül reçeli normalde çok sevmem. Sen sevmiyorsun evet. Ama bu çok güzel. Bir de kızılcığa bakayım. Kızılcık çok severim. Ay kızılcık da çok güzel. Ben en çok gül ve kızılcığı beğendim. Böyledir bunun kuralı budur. Çok iyi. Hemen güle bakıyoruz. Aa çok güzel kokuyor hakikaten ha. Çok lezzetli. Yanlış anlamayın, bunlar böyle içilir. Yalnızca gurmeler bilir bunu. Bir de kızılcık var. Kızılcığa bakıyoruz. İki gün önce yapılmış. Nerenin kızılcığı? Gurme Bey. Diyarbakır. Diyarbakır Lice. Lice, Bostan Sokak. Numara 3. Cami yanı. Cami var yanında. Bir saniye onu... Şadırvanı muhtar yaptırmış. Caminin şadırvanını muhtar yaptırmış. Bunların hepsi var bunun içinde. Rica ederim. Gerçekten şu ana kadar Diyarbakır insanıyla ilgili şunu söyleyebiliriz ki çok tatlı insanlar, çok güzel insanlar. Samimiler bir kere ya çok. Ben mesela sanmıyorum. Şimdi biz hani tamam kabul ediyorum ünlüyüz diye hani bazen tabii ki para almıyorlar falan hani tırnak içinde söylüyorum ünlüyüz diye. Ama ben sanmıyorum abi, benim param yok bir tane alabilir miyim diyeni buradan ben sanmıyorum boş çevireceklerini. Gerçekten öyle insan değiller yani. Çok güzel insanlar. O zaman parası olmayanlar Diyarbakır'a gelebilir mi? Gelebilir. Buraya herkes gelebilir. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gerçekten çok güzel ya. Menengiç gelirseniz mutlaka deneyin. Çok güzel. Muhakkak ama burada için. Şimdi bilmiyoruz. Diğer başka bir yere giderseniz beğenmezsiniz. Biz neredeyiz? Sülüklühan. Sülüklühan'da denerseniz çok memnun kalacağınızı söylüyorum. Şimdiden söylüyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli. Yani menengiç hiç içmemiş biri de sever burada menengiç. Aa bu ne falan der yani. Niçin içmezsin? İçiyorum. Ama hızlı sıcak iç. Sıcak birazcık. Bunu soğutmayacaksın. Biraz da şerbet. Evet Ahmet geldi yanımıza.
Ahmet, Kübra'nın kuzeni. Her yerde kuzenim vardır. Evet, Kübra'nın her yerde kuzeni vardır. Kesindir bu. Askerlik yapıyorum. Bir dur yıldır Diyarbakır'dayım. Dur mikrofonu takalım Ahmet'e. Nasip olursa iki aya döneceğim ben de İstanbul'a. Ahmet dünyanın en tatlı adamlarından bir tanesidir. Senin kadar olmasak. Beraber gezeceğiz şimdi. Şeyler yapıyorlar. Ha. Ah minnoş. Temizlik zamanı. Ne oldu? Minik sallanabiliyorum ama. Evet, ona çok güvenilmez. Salıncak severim. Hamak ve salıncak. Salıncağa bayılır. Evet, Bakırcılar Çarşısı'ndayız. Bakırcılar Çarşısı'na bak, abimiz geldik. Bak, abimiz yapıyor bak. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Sanat ne? Ve zanaat, zanaat burada çünkü birbirine karışmış vaziyette. Sen bir cezve niyetin var evet, senin. Evet, bir cezve almak istiyorum. Ne kadar bu cezve? Bak, güzel değil mi? Bence çok güzel. Yani aynı cezveye benziyor. Farkları var mı? Hepsi mesela motifi de aynı, değil mi? Değil, farklılar da var. Var mı farklı motifler? Hepsi aynı. Bak farkları var. Varmış farkı bu arada gerçekten. Aynısı mı şimdi? Bak bakalım. Aynısı mı dışarıdakinin? Evet, çok güzelmiş ya. Ne oldu? Ben hepsi aynı demedim. Baksana. Bu şey gibi. Kına gecesi şeyi gibi. Kına tepsisine benziyor biraz. Kolay gelsin. Abi kolay gelsin. Ben de senin kahveni özlemiştim. Ne gel abi? Gerçekten içmeyeli bir 15 dakika falan olmuştur herhalde. Evet. Şeker çok de özledim. Yok içinde. Hurma var. Hurma var. Bak nasıl biliyorum. Var, badem var, ceviz var. Bu kadar basit. Evet. Özellikle şeker de yok. Buyurun siz de bir tadına bakın. Teşekkür yemin ederim. Et bunun içinde şeker yok. Vallahi şeker yok çünkü dayım yapıyor. Ali Prenso. Çünkü dayım yapıyor. Dayım asla şeker atmaz. Aynen sen diye dayıya sor. Gerçekten de dayım yapıyor yani. Biz bayağı çok bir güzel. Hakimiz şu an bu kahveye. Çok güzel vallahi bu arada. Çok iyi ya. Ama artık bizim özel bardağımız olsun. Bunlar da verme bize. Büyük bardakta ver. Sana fincanına getireyim. Tamam. Tamam. Ya görüyorsun değil mi? Ben şaka yapıyorum ama şu gerçekten getirir ha. Single'dır, double'a da çevirebiliriz yani. Sıkıntı yok. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ olun. O kadar içtik madem alacağız. Dönüşte alıyoruz. Dönüşte. Bu cadde çok güzel bir cadde. Ne diyorsun? Çok güzel ya. Ahmet ne diyorsun? Bayağı güzel yapıları. Hemen bakın, hemen bakın. Ay, ay, ay. Gel, gel. Anası da orada abi. Yemelere doyamıyorduk. Yine biz yine yiyecek bir şeyler almak. Aktara alışveriş yedik. Yapıyoruz şu an. Ne aldı? Domates salçası aldı, biber salçası aldı. Başka? Pul biber aldım. Kahve. Ha, kahve aldık. Güzel dibe kahvesi aldık. Şey neydi? ISO? Ali Espresso. Ali Presso. Ali Presso kahvesinden aldık. Evet şimdi nereye gidiyoruz? On gözlü köprü. On gözlü köprü, dört ayaklı minare. Şöyle de çıkarayım ya. İki gözlü Safa. Evet. On gözlü köprü. İşte burası. Şuram. Elimi tam oraya getirttir mesela. Ayarla onu. İşte tam burası. Dilek falan tutuyor muyuz? Ben yine de tutacağım. Sen yine de tut. Allah tut. Bakarsın. Allah'ın dua kabul edesi olur. On gözlü köprüden geçeceğiz. Evet. Gerçekten de on gözlü on mü? Ben mesela onu merak ediyorum. Gerçekten on gözlü mü? On gözlü. Gördük ben ya saymadım. Neden saymadın? Ben saymadım. Kaç yıllık mesela burası? Çok eski ama. Biliyor musun Ahmet? Yok, Ahmet hiçbir şey bilmiyorsun. O bilmiyor. O çıkmıyor ki. Ahmet sen yarı Diyarbakırlı sayılırsın. Ama ı-ı. Ben birazcık tarihinden bahsetmek evet isterim. On gözlü köprüye geldik. On gözlü köprü Dicle Nehri'ni bölen, yani Dicle Nehri'ni karşıya geçmemizi sağlayan bir köprüdür. Tarihi çok eskidir. Milattan önce ben diyeyim 10.000, siz deyin 350. Deyin. Dedim teşekkür mi ederim, sağ olun. Tamamen sallıyorum. Hiçbir bilgim yok. Keşke yanımızda bilen biri olsaydı. Ama dokusuyla ve gördüğünüz gibi nereden baksanız milattan önce 3000 yılına kadar uzanan taşlar bize öyle hissettirdi. Biz öyle hissediyoruz şu an. Yolculuğumuz devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Teşekkürler.
Sağ ol. Bu köprü milattan önce 3000 yılında abone olmayanlara ayıplamak için. 3000 yılında. Milattan önce 3000 yılında. Abone olmayanlar köprünün diğer tarafındalarmış. Abone olanlarsa bu tarafındalarmış. Abone olanlar abone olmayanları yermek ve onlara ağza alınmayacak hakarelerde bulunmak için bu köprüyü inşa ettirmişler. Ve bu köprüyü inşa ettirdikten sonra ilk videoyu izleyip abone olmayan insanlara ayıptır be dedikten sonra onlar da tabii ki ne olmuştur? Helak olmuşlar. Bilirkişi yanımızda kendisi köprünün yapımında bulunan. Çalıştı kendisi. 3000 yılında ama yine de yaşıyorum. Çalışıyor. Sağ olsun bize köprünün tarihinden ve ilk abone olanlara neler söylendiğinden, olmayanlara neler söylendiğinden bahsedecek. Buyurun. İlk abone olanlara köprüye girme ayrıcalığı tanıdık yapım aşamasındayken. Diğerleri giremiyorlardı. Sonra değişik sırlarımızı onlarla paylaştık. Abone olmayanlar bu sırlara hakim değillerdi. O yüzden evet. Helak oldular. Helak oldular. Abone olmayanlar helak olur. Abone olanlar mutlu olur. Biz takip etmeye devam edin. Takip edin. Biz manzaranın tadını çıkartırken siz de aşağıdaki işaretine basabilirsiniz. Teşekkür ederim. Beğenileri görelim. O fotoğraf yerine geçiyor. Evet, yine sallanan bir şey buldu. Sallanan koltuk, sallanan sandalye, salıncak. Bayılır. Seviyorum, ne var? Çok sever. Tüm sevenler aşağıya yorum yapsın. Ahmet, sizin genlerinizde acaba salıncakçılık var mıdır? Var, vardır abi. Kesin var öyle bir şey. Aynen. Cemile'nin gezdiği çayı da geldi. Dağlar meşeli, imanın. Yemeğin keyfine. Hadi bakalım. Haydi sallan bakalım. Dur bakalım haydi. Haydi. Haydi göreceğiz. Bana çay veresen. Çay. Aynı zamanda bir sosyal medya gurmesidir. İşte bilmem. Hepsini sen gösteriyorsun evet. Bana. Güzel çay verensen. Çay. He. Bu ne? Bilmiyorum. Fındığa benziyor sanki değil mi? Ne alaka? Kavurmuşlar galiba. Evet. Bence arada kaynamış bu. Yanlışlıkla geldi. Evet. Fındık çünkü Karadeniz bildiğimiz kadarıyla. Yanlış bilmiyorsam bir Karadenizli yo, olarak. Yo. Doğru söylüyorsun. Karadeniz. Doğru. Ciğer bakırımız daha çok işte kuru yemiş ve salça ve biber çay. Ciğer. Ama fındık ilk defa. Diyarbakır fındığı ilk defa görüyorum. İlk defa Diyarbakır karışmış. Fındığı görüyorum. İki tane var zaten. Bir tane daha var. İki. Diyarbakır fındığı. Kayın çıngı. Çay vereyim size. Çayınız dolu bitmedi mi? Bitmedi daha var. Çekin çayınızı. Ay. Çay veriyorum. Tamamlayayım mı? Dök bari, dök üstünü dök. Tamamlayayım. Sağ ol, eline sağ ol. Sen sağ ol. Ahmet'im içer misin? Alırım. Afiyet olsun Ahmet'im. Afiyet olsun. İç şifadır. İçin oğlum, için. Biz her gün içiyoruz için. Az az koymuş. Durup şunu söylemek. Diyarbakır yoluna, Diyarbakır yoluna. Yapıyorsan. İyiyim, sen ne yapıyorsun? Böyle niye olsun? Dicle köprümüzde geçmiş. Az önce oradaydık. Güzeldi yani. Yani eski. Beğendin mi Diyarbakır? Eski bir köprüydü. Beğendin mi Diyarbakır'ı? Beğendim tabii. Demiyorum. Güzel mi? Çok güzel. Aa, bir dakika bir şey söyleyeceğim. Abone olmayı unutanlar görüyorum. Hayatında bir eksiklik hissedi. Aa, ben bugün kalktım, başım çok ağrıyor. Neden abone olmadım? Abone ol, hemen geçer. Geçer. Öyle bir etkisi var. Herkes yani yaşamıştır. Başınız ağrıyorsa, her şeyi denediniz ve geçmiyorsa bir de abone olmayı deneyin. Bir kanala abone olmak insani bir ve bu insani ihtiyacınızı bizim kanalımıza abone olarak verebilirsiniz. Abone ol. Bazen yorum atabilirsiniz. Bazen beğenebilir. Bazen paylaşabilirsiniz. Bunların hepsi baş ağrısını geçirir. Geçirir ama unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Biz çaya devam. Siz de beğenin işte şu. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz.